Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ters trigonometrik fonksiyonları göreceğiz. Öncelikle sinüs fonksiyonuna bakacağız. Şimdi sinüs fonksiyonun tersine biz arc x diyeceğiz. Şimdi fonksiyonu tanımlarsak eksi pi bölü 2 ve artı pi bölü 2 aralığından eksi 1 artı 1 kapalı aralığından tanımlayacağız. Şimdi şunu gösterecek olursak şurası pi bölü 2 dersek buraya eksi pi bölü 2 neresi olur? Şu bölge oldu. Şimdi o zaman biz sinüs, sinüsün tersini şu iki bölgede birinci ve dördüncü bölgeye alacağız arkadaşlar. Neden böyle bir şey yapacağız? Çünkü şöyle bunun tersi olabilmesi için bu fonksiyonun birebir ve örtün olması lazım. Şimdi ikinci bölgeyi de aldığımda mesela örnek verecek olursam şu açının değeri diyelim ki 1 bölü 2 yapıyor. Şu açının değeri de ne yapar arkadaşlar? Yine aynı şekilde 1 bölü 2 yapar. Yani sinüs 30 derece neye eşitti? 1 bölü 2'ye eşitti. Aynı zamanda sinüs 120 derece 150 derecede neye eşittir arkadaşlar? Yine 1 bölü 2'ye eşittir. E şimdi burada ne olmuş oluyor? Birebirliği bozmuş oluyor. İki tane aynı eleman bir elemanla eşleşmiş oluyor. O halde biz fonksiyonun tersini alırken sinüsün tersini alırken birinci ve dördüncü bölgeyi baz alacağız. Şimdi burada y eşittir ark sinüs x verilmiş. Fonksiyonun tersinde mantığımız neydi? X'i yalnız bırakmaktı. Burada yer değiştirdiğimiz zaman x eşittir ne olur burada? Sinüs y ifadesi olur. Örnek verecek olursak diyelim ki sinüs ark sinüs 1 bölü 2 eşittir x olsun. Biz buradan x'i arayacağız. Şöyle yapacağız. Sinüs x değeri eşittir 1 bölü 2 diyeceğiz. Hangi sinüs değeri 1 bölü 2'ye eşit olur? Sinüs kaçta 1 bölü 2 olur? 30 derecede. İkinci bölgeyi baz almazsak. Birinci ve bir dördüncü bölgeyi baz alacağız dedik ya. Bir ve dördüncü bölgede sinüsün hangi değeri 1 bölü 2 yapar? 30 değeri. O zaman x eşittir buradan 30 derece veya ne deriz biz buna? Pi bölü 6 deriz arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Arc sinüs 1 bölü 2 verilmiş. Az önce yaptığımız şey. Ne diyeceğiz arkadaşlar buna? Arc sinüs 1 bölü 2 ifadesine x dedik. Yani şu verilen ifadeye x dedik. O zaman sinüs x neye eşit olur? 1 bölü 2'ye eşit olur. E sinüsün hangi değeri 1 bölü 2'ye eşit olur? 30 derece. Yani x eşittir. Ne gelir buradan? Pi bölü 6 radyan gelir. Evet. Değerini pi bölü 6 bulduk. Devam edelim. Ark sinüs eksi kök 3 bölü 2. X dedik yine buraya. Arc sinüs eksi kök 3 bölü 2. X'e eşitsin. Yani biz burada şu soruyu soracağız. Sinüsün hangi açı değerinde, sinüsün hangi değeri eksi kök 3 bölü 2'ye eşit olur diyeceğiz. Şimdi kök 3 bölü 2 hangi aralıkta oluyordu? Şöyle diyelim buna. Sinüs x eşittir. Eksi kök 3 bölü 2 e, hangi açı değerinde kök 3 bölü 2 oluyordu? 60 dereceydi. O zaman eksi olduğundan dolayı ne olacaktır? Eksi 60 alacağız. Bunu da radyanla ifade edersek nedir? Pi bölü 3 yani eksi pi bölü 3 olacaktır. Devam edelim. Arcsin 1 değeri. Ne diyorduk? Bunun tamamına x deriz. Arc 1 değeri x'e eşitmiş. Şu x ile 1'i yer değiştirdiğim zaman ark ortadan kalkal. Kal. Sinüs x eşittir 1 gelir. E sinüsün hangi açı değerinde sonucu 1'e eşit olur? x'e ne verirsen 1 olur. Sinüs e, pi bölü 2 de neydi? 1'e eşitti. O zaman x eşittir buradan ne alacağız? pi bölü 2. Bu ifadenin değerini istiyor. Bu ifadeyi x demiştim. x eşittir pi bölü 2 bulmuş olduk. Şimdi geldik kosinüs fonksiyonlarına kosinüs fonksiyonunun tersine de biz ark kosinüs x diyeceğiz. Şimdi bunu da biz sıfırla pi arasında alacağız arkadaşlar. Sıfırla pi yani birinci bölge ve ikinci bölgeyi alacağız. Buradan eksi bir ile eksi bir kapalı aralığına zaten sinüs şurada bir e, kosinüs burada bir değerini alır. Burada da ne değerini alır? Eksi bir. O zaman kosinüsü kosinüsün tersine birinci ve ikinci bölgede bakacağız arkadaşlar. Benzer mantıkla y eşittir arc kosinüs x ise x burada neye eşittir? Kosinüs y'ye eşittir diyeceğiz. Arc kosinüs bir ifadesi. Yine buraya x dedik. x'i soruyor bana. Arc kosinüs 1 x'e eşitse yer değiştirdiğim zaman ne olur? Kosinüs x eşittir bir. E, kosinüs hangi değerde bir eşit oluyordu? Hangi açıda? 0 derecede değil mi? O zaman x'i buradan ne alacağız? 0 alacağız. Dolayısıyla bu ifadenin değeri 0'a eşit diyeceğiz. Devam ediyoruz. Ark kosinüs 1 bölü 2. Yine buna x dedik. Ne oldu burası? Ark kosinüs 1 bölü 2 eşittir x oldu. Yer değiştirirsek bunları. Kosinüs x eşittir 1 bölü 2 oldu. Kosinüs nerede 1 bölü 2 oluyordu? Hangi açıda 1 bölü 2 olurdu? 60 derecede. Yani x'i biz buradan ne alacağız? 60 derece. Yani bunu da radyanla ifade edersek pi bölü 3 olarak aldık. Dolayısıyla bu ifadenin değeri pi bölü 3 olacak. Arksiniz eksi kök 2 bölü 2 demiş. Buna yine x dersek tamamına bize x'i soruyor. Ne oldu burası? Arksiniz eksi kök 2 bölü 2 neye eşit olacak? X'e. Yer değiştirirsem bunları ark gider. Sinüs x eşittir. Eksi kök 2 bölü 2 kal. Şimdi kök 2 bölü 2 değerini sinüs 45'te alıyor. Şimdi sinüsü biz birinci ve dördüncü bölgede alıyorduk. O zaman ne yapacağız biz burayı? Eksi olduğundan dolayı. Eksi e, pi bölü 4 alıyorduk. Pi bölü 4'te kök 2 bölü 2. Eksi olduğundan dolayı ne diyeceğiz? Eksi pi bölü 4 diyeceğiz. Eksi pi bölü 4 nerededir? Birinci bölgededir. O halde burada x'i yani bu ifadenin değerini eksi pi bölü 4 bulmuş olduk. Tanjant fonksiyonun tersine baktığımız zaman tanjant fonksiyonun tersini hangi bölgede tanımlayacağız? Eksi pi bölü 2 ile yani şurayla artı pi bölü 2 arasında. Şurası arkadaşlar. O zaman yani ne olmuş olacak yine? Dördüncü bölge ve hangi bölge? Birinci bölgede tanımlamış olacağız. Yani sinüsü tanımladığımız gibi bunu da birinci ve dördüncü bölgede tanımlamış olduk. Ve reel sayılarla tanımlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada yine e, tanjantın tersine ne diyeceğiz? Ark tanjant x diyeceğiz. y eşittir ark tanjant x verildiği zaman Yer değiştirdiğim zaman y'yi ve x'i tersini almış olurum. x neye eşit olacak? Tanjant y'ye eşit olmuş olur. Örneklerimize bakalım. Yine aynı şekilde buraya x dedik. Bize x'i soruyor. Ne oldu burası? Ark tanjant kök 3 bölü 3 eşittir x oldu. Yer değiştirdiğim zaman x ile kök 3 bölü 3'ü ne olur? Tanjant x eşittir kök 3 bölü 3 oldu. Şimdi kök 3 bölü 3 yani 1 bölü kök bu tanjantın hangi değerinde kök 3 bölü 3 oluyordu? X'e burada ben ne verirsem arkadaşlar? 60 derecede şey oluyordu. pardon 30 derecede 1 bölü kök 3 oluyordu. O zaman ne diyeceğiz biz buna? Pi bölü 6 dersek ne olacaktır? X'in değerini bulmuş olduk. O zaman bu ifadenin değeri pi bölü 6'ya eşit olacak. Devam edelim. Ark tanjant 1 ifadesinin değerini soruyor. Buraya x dersek. Ark tanjant 1 değeri x'e eşit oldu. Yer değiştirirsen 1 ile x'e. Tanjant x buradan 1 geldi. E, tanjantın hangi değerinde 1'e eşit oluyordu? x'e ne verirsem, hangi açıyı verirsem 45 derecede oluyordu. Yani burada x'i alacağız biz? Pi bölü 4 alacağız. O zaman bu ifadenin değeri pi bölü 4'e eşit olacaktır. Ark tanjant eksi 1 var. Yine x dedim buraya. Ark tanjant eksi 1 eşittir x dedim. Yer değiştirirsem bunları. Tanjant x eşittir eksi 1 oldu. E şimdi tanjant hangi değerinde eksi 1 eşit oluyordu? Şimdi 45 derecede ne oluyordu? 45 derecede 1 oluyordu. Yani pi bölü 4'te 1 oluyordu. O zaman eksi olduğundan dolayı ne olacak? Dördüncü bölgede olacak. Eksi pi bölü 4 diyeceğiz. O halde bu ifadenin değeri eksi pi bölü 4'e eşit diyeceğiz. Buraya bakalım. Şimdi şu içerideki kısma x dersek bu ifadenin değerini soruyor ya arkadaşlar. Ne oldu burası? Tanjant x oldu. Yani bana tanjant x'i soruyor. Şimdi x dediğim şey ne oldu? Ark tanjant 1 eşittir x oldu. 1 ile x yer değiştirirsem tanjant x buradan ne eşit olur? 1'e eşit olur. E şimdi bana verilen ifade neydi? Tanjant x'ti. Tanjant x'i soruyordu. E tanjant x'i ne bulduk? 1 bulmuş olduk. Evet, bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.